Herkese merhaba Şirket izleyenleri. Bugün sizlerle beraber Philips Aqua Trio'ya yakından bakacağız ve onu zorlu testlere sokacağız. Biz Survivor Parkour hazırladık çünkü bunu hak ediyordu. Aqua Trio ne manaya geliyor? Buradaki süpürge desem hata olur, ıslak mop desem hata olur, ıslak süpürge desem hata olur. Gerçekten çok farklı bir cihaz. Bir evde neye ihtiyacınız varsa temizlik için aslında onu direkt olarak bizlere sunabiliyor. İçerisinde kendine ait patentli teknolojileri var ve evde yere yumurta dökseniz de, kahve dökseniz de, evi tozlu hale getirseniz de her ihtiyacı anlık olarak şarjlı bir şekilde dikey haliyle bizlere yardım ediyor. Bu ne manaya geliyor? Bu cihazın içerisinde bir batarya var. Herhangi bir şekilde prize takmanız gerekmiyor. Evde herhangi bir şekilde ihtiyacınız olduğunda direkt olarak istediğiniz başlığı alabiliyor ve süpürüp etrafı temizleyebiliyorsunuz. Evde yere bir şey dökülmüş olabilir, evde kahve dökülmüş olabilir ya da pazar günü rutin bir şekilde süpürme işlemini gerçekleştirecek olabilirsiniz. Buradaki Philips süpürge bizlere her şeyi sunuyor. Şimdi öncelikle olaydan bahsetmek istiyorum. Buradaki süpürgeye baktığımızda ıslak süpürme, mop ve kuru süpürme yapabildiğini söylemem gerekiyor. Şimdi ıslak süpürme ne demek? Aslında şu demek, yere bir su döküldüğünü düşünün. Normalde ne yaparsınız? İçeriden gidersiniz, mop alırsınız, kuru mopu, ardından silersiniz, süpürürsünüz, kovaya onu aktarmaya çalışırsınız. Ancak buradaki süpürge yerdeki sıvıyı direkt olarak içerisindeki hazneye alıyor. Islak mop ne manaya geliyor? Buradaki süpürge, buradaki özel başlıkla beraber yeri süpürürken aynı zamanda moplayabiliyor. Özel bir teknoloji barındırıyor. Buradaki teknolojiyle beraber yeni nesil bir temizlik bizlere sunuluyor. Burada Aqua Spin ve Aqua Diffusion teknolojisi karşımıza çıkartılıyor. Ne manaya geliyor? İki farklı hazneyi burada görüyorsunuz. Buradaki haznelerden bir tanesi temiz su, bir diğeri de kirli su. Temiz su mopa veriliyor, yer süpürülüyor, ardından moplanıyor, ardından kirlenen su ayrı bir şekilde hazneye alınıyor. Temiz ve kirli su asla karıştırılmıyor. Şöyle düşünsenize, eviniz 5 odalı. 1. odayı süpürdünüz, mopladınız. 2. odaya ya da 3. odaya önceki odaların kirli suyunu mu götüreceksiniz? Asla hayır. Her seferinde temiz suyu kullanmaya devam edeceksiniz ki buradaki süpürge aslında yere dökülen herhangi bir şeyi de çok rahat bir şekilde alıp moplamasını gerçekleştiriyor. Yani sadece yeri cilalatıyor mu gibi de düşünmenize gerek kalmıyor ki şunu söylemek istiyorum. Survivor Parkour'unda göreceksiniz çok farklı şeyleri gerçekten başarılı almayı başardım. Şimdi diğer konuya gelecek olursak kuru süpürge. Buradaki süpürgenin başlığını nasıl değiştirdiğimi görüyorsunuz. Çok basit bir şekilde aslında ana kumandayı diğer 3. kuru süpürgeyi takıp normal süpürme işlemine kavuşabiliyorsunuz. Şunu bilin, eğer normal bir dikey süpürge alırsanız mop gerçekleştiremeyeceksiniz. Ancak buradaki aslında süpürgeyi aldığınızda hem mop yeteneğine hem kuru mop yeteneğine hem de aslında kuru süpürge yeteneğine, yani bahsetmiş olduğum o dikey süpürge yeteneğine zaten halihazırda kavuşmuş olacaksınız. Aklınıza şöyle bir soru takılabilir. Furkan, yere yumurta döktüm, kahve döktüm, buradaki yüzey kirlenecek, buradaki mopu ben elimle mi yıkayacağım diye. Hayır, 3 dakikalık bir serüven var. Temiz suyu alıyor, içeride döndürüyor, dolaştırıyor ve kirli suya geri göndererek burayı tamamen temizlemiş bir hale getiriyor. Cihaz gerçekten çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi sizlerle beraber şöyle yapalım. Buradaki cihazı Survivor Parkour'una sokalım ve mop özelliğini deneyelim. Islak mop özelliğini kullanacağız ve yere dökülen herhangi bir şeyi geri hem süpürürken hem de temizleyeceğiz. Geldik videonun en can alıcı kısmına, Survivor kısmına arkadaşlar. Buraya bir Survivor hazırladım ve giderek daha da zorlaşıyor. Şimdi evde bir düşünün. Bir çay dökülmesi var, böyle yeri pütür pütür, sıkıntı yok. Ardından kahve dökülmesi var. Ardından böyle toz halıların arasına ya da böyle sert yüzeye birazcık böyle ince ince kahve döküldüğünü düşünün. Ya da böyle yoğurt kasesinin döküldüğünü, laps diye o yoğun yoğurdu neyle temizleyeceksiniz? Ya da tam yumurta pişirecekken gitti, yumurta akı her tarafa dağıldı. İşte her şeyin çözümünü sizlere göstereceğim. Burada ilk ve en kolay olan kısım şu aslında. Nedir? Bu kolay. Burada gördüğünüz gibi kalın taneli birazcık çayımız var. Ve birazcık da üzerine ben işleri çirkinleştirmek için şöyle kahve dökeceğim. Bu tamamen işleri çirkinleştirmek içindi. Kahveyi de çok dökemiyorum taşıyacak diye ama biraz daha abartalım. Zaten burayı biraz sonra temizleyeceğiz. Ve süpürgemi alıp işe başlayacağım. Süpürgemi haznesinden kolay bir şekilde alıyorum. Buraya da bir tane kamera koyduk çeksin diye. Açıyorum ve su seviyesini de arttırıyorum. Şuradan gireceğim arkadaşlar. Hazır mısın Rıza abi? Geliyorum. Bak, tek sefer, one shot. Hatta şöyle çaprazlamasına gireceğim. Nasıl olacak diye. Bak, affetmiyor yalnız. Şş.
Şaka mı? Bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey kalmadı. Bir şey söyleyeceğim. Bunun bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Ben şöyle yapayım. Tüm etaplardaki buradaki yiyecekleri dökeyim. Ama şunu da söyleyeyim. Birazcık yoğurt ve yumurta israf etmiş olacağız arkadaşlar. Bunun da farkındayız ama size göstermem gerekiyordu. Gelin devam edelim. İlk etabın ardından bu kadar kolay olacağını ben beklemiyordum. O yüzden şöyle birazcık dağıtacağım kahveyi. Tabii ki kahve kaşığını yere dökmeyeceğim. Bu arada burada bayağı bir kahve var. Hatta işi biraz daha zorlaştıracağım. Birazcık şöyle granül kahve dağıldı. Şöyle dağıtayım. Güzel. Yoğurt konusuna geldik. Bu yoğurt konusunda da şöyle açıyorum. Şöyle. Çok az dökeceğim. Bunu israf etmek istemiyorum çok fazla. Ne kadar çok döktüm. Allah affetsin beni gerçekten. Bunu bir şekilde telafi etmem gerekiyor. Burada bizim pudingimiz var. Bunu nokta nokta döküyorum. Ve burada da yumurta var. Rıza abi. Ne yapayım? Bu kırılacak yani. Bunun başka çözümü yok. Hazır mısın? Bırakıyorum. Bıraktım. Tüm senaryolar gerçekleşti. Yanlışlıkla yoğurt döktüm, yanlışlıkla puding döktüm. Peki bunların hepsi temizlenecek mi? Gelin bakalım. Evet. Testimize başlıyoruz. Tek seferde geçeceğim kahveyi. Bak birazcık leke oluştu. Şöyle git gel yapıyorum. Şu anda lekeden kurtulduk. Burası tamamen bitti. Şimdi en zor kısma geliyorum. Bu etaptaki. Bak kahve buraya nasıl geliyor görüyorsun değil mi? Temiz suyla kirli su asla karışmıyor. Her zaman için temiz yüzeyi kullanıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel alt etti. Şöyle gidiyorum geliyorum. Ve bu etap daha tamamlandı. Şimdi yoğurt. Tek seferde almaya çalışacağım. Evet. Yoğurt etabını da başarıyla geçti. Evet şu anda hazne dolduğu için uyarı verdi arkadaşlar ekranda ve QR kodumuz da burada çıktı. Şimdi ben bu hazneyi boşaltıp geleceğim. A few moments later. Şimdi hazneyi boşalttıktan sonra şu etrafı biraz kirletmişim. Oraları hızlı bir şekilde alıyorum. Bunları yapması çok kolay. Şimdi geldim diğer etaba. Hazır mısınız? Puding kısmındayım. Yani hiç bana mısın demedi. Süpürge gerçekten kendini gösteriyor. Hazır mısın? En kötü kısımdayım. Yumurta bu işin en büyük namusudur. Normal bir hızla tek seferde geçiriyorum. Şaka gibi vakumlu hepsini. Bak şu çok önemli. Tek seferde geçtim. Affetmedi arkadaşlar. Survivor parkurunu geçti ve arkadaş şampiyon oldu burada. Şunu bir bakın yani şuraya bir bakın. Gelin şimdi masa başına geri dönelim. Survivor parkurunu gördünüz. Bu incelemeye gelmeden önce bu videoyu çektik. Yani Survivor parkur kısmını çektik ve ondan dolayı da biraz iddialı bir şekilde konuşabiliyorum aslında. Süpürgenin hangi özelliklere sahip olduğunu gördünüz. Biraz da aslında kendisinden bahsetmek istiyorum. Buradaki süpürge 45 dakikaya kadar çalışma süresi bizlere sunabiliyor. Buradaki süpürgenin pilini isterseniz üzerinden isterseniz ayrı satılan pil şarj etme aksesuarı üzerinden de şarj edebilmenizin mümkün olduğunu sizlere söylemiş olayım. Pili şarj ettikten sonra hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki buradaki moblu modu kullanmak isterseniz biraz daha fazla enerji tükettiğini söylemem gerekiyor. Aynı zamanda enerji demişken şundan da bahsedeyim. Üzerinde çok güzel bir LCD ekran var. Buradaki LCD ekran üzerinden hangi modda da dolaşmanız gerektiğini sizlere söylüyorum. Mesela kuru mob var. Kuru mobda dediğim gibi yere dökülen bir suyu direkt içine çekiyor. Kendisi bir daha su vermiyor. Veya birinci seviye, ikinci seviye ıslak mod var. Yere su verme seviyesini aslında seçiyorsunuz ve yerde yoğun bir kahve varsa belki de ikinci seviyeyi kullanmak daha mantıklı hale geliyor. Kuru süpürmeden bahsedeyim. Buradaki kuru süpürmeye baktığımızda da aslında direkt olarak sizler tozları alabiliyorsunuz ve burada sizler alçak nesnelerin dahi altına girebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şekilde bizlerin karşısına çıkıyor. Buradaki power brush'ı kullanmak yerine direkt olarak farklı gelen başlığı kullanıyor ve etrafı süpürüyorsunuz. Bundan önce incelediğim farklı modlu süpürgeler vardı arkadaşlar. Onlar da halıya değdiremiyordunuz. Mesela ben evde denemek istedim. Halıyı temizleyemedim. E ne olacaktı? Hani bir daha bir süpürge mi alacaktım? İşte Philips tam olarak çözümü burada gerçekleştirmiş. Hem mop yapabilir hem de buradaki süpürgeyi çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Son bir moddan daha bahsedeceğim. O da belki de en çok arabasını temizleyenleri mutlu edecektir. Buradaki başlığı tamamen çıkartabiliyor ve bir el süpürgesine dönüştürebiliyoruz. Aslında bu da bizlerin farklı bir modu. Buradaki el süpürgesi sayesinde sizler içinden çıkan başlıklarla koltuk aralarını, arabanızın içini ya da içerisindeki farklı başlıkla beraber
beraber hem koltuğu hem de yatağınızı da süpürebiliyorsunuz. Özellikle yatağı süpürmek çok farklı bir deneyim. Çünkü hiç toz çıkmayacak zannederken içerisinden bayağı da bir toz çıkabiliyor. Ya da koltuğun üzerindeki kırıntıları da çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Ben videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum ama günün sonunda baktığınızda buradaki Philips teknolojisi gerçekten çok farklı. İçerisindeki Power Brush modu gerçekten beni etkilemeyi başardı. Ardından da patentli teknolojiler sizleri mutlu edecektir. Kirli suyla temiz suyun da karışmaması dediğim gibi harika. Yani şöyle düşünün, 5. odaya geldiğinizde kalan 4 odanın kirli suyunu buraya mı getirecektiniz? Asla hayır. Şunu da söyleyeyim, 120 metrekarelik bir eviniz varsa 2 defa buradaki hazneleri doldurmanız gerekiyor. 60 metrekarelik bir eviniz varsa buradaki su haznesini tam bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 60'ın üzerinde de artık 120 metrekarede mesela 2 veya 3 defa da artık hangi modu seçtiyseniz ona göre buradaki suyu da doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok zor olmadığını, kolay bir şekilde halledildiğini de sizlere söylemem gerekiyor. Benden şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.